yapacak. Olur inşallah. Gölge. Evet hocam, başladık şu an. Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugünkü dersimizde vesikalar okuyacağız. Yani Rika vesikalarını okuyacağız. Birinci, ikinci hatta üçüncü derslerimizde Rika yazı tarzı ile alakalı kelimeler ve cümleler üzerinde durmuştuk. Bu akşam yoğun olarak vesika okuyacağız. Meşihat evrakı. Bunların genel olarak bu akşam okuyacağımız örnekler meşihat evrakları olmuş olacak. Peki. Başta atu fetlu. Atu ayin var, tı tı çeken vav. Atu fetlu. Atu fetlu efendim hazretleri. Arkadaşlar hazret ra'dan sonra t, hazretleri. Munhal, munhal, bulunan, yani açıkta bulunan, münhal bulunan, dinar, dinar, kazası, kazası, dinar Afyon'un bir kazası, kadılığına, kadılığına, bin, 200. B'den sonra gelen harfimiz Y oluyor. Sonunda Kaf, Kaf-ı Nuni okunuyor. 1250, 50. Vuruş, kuruş yani. Maaşla, maaşla. Sonunda H var. Medresetül Kudat. Medrese. Sonunda H var. Kudat kelimesiyle isim tamlaması yapıyoruz. Medrese tül kudat. Kadi cemii kudat geliyor. Medreseyi biliyoruz. Kazı, kadı, çoğulu kudat. Medrese tül kudat. Mezunlarından. Mim'den sonra hemze var. Mezunlarından sonunda nun. Cizre. Cizre. Mardin'in bir kazası Cizre arkadaşlar. Cizre kadası. Kazası yani. Kadısı. Kadası Cizre kazası. Kadısı Ali Efendi'nin. Ali Efendi'nin sonunda Kaf-ı Nuni var. Naklen. Naklen. Tayin. Tayini. Tayini. Münasip. Münasip gibi. Mutala. Mim'den sonraki t elif çekiyor. Mutala'a. Olunarak, olunarak, olunarak tanzim. İdilen, edilen yani. İrade-i seniyye. İrade. İrade-i sonundaki h'nin üstünde hemze var arkadaşlar. İrade-i irade-i seniyye. Padişahın iradesi burada. İrade-i seniyye. Peki irade-i seniyye, irade-i külliye mesela, irade-i cüz'iyye. Seniyye layihası, layihası
Leffen. Leffen. Leff burada dürülmüş demek arkadaşlar. Hani mektubu düreriz, birbirini katlarız, zarfın içine koyarız. Leffen demek dürülmüş bir durumda. Katlanmış, dürülmüş. Arzu takdim. Arzu takdim. Arzu takdim olunmuş. Olunmuş ise de ise sinden sonra hemze he var. İse de emru ferman emru ferman humayunu humayun humayun sonunda nun var. Emri humayun Hazreti Padişahı Hazret malum açık Padişahı na padişahına ne nundan sonra he var. Vecle vecle şerefi mutaallik şerefi ra'dan sonraki harfimiz fe arkadaşlar. Şerefi mutaallik buyurulur 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 ise ise hükmü alisi yüce hükmü ali burada yüce manasına yüksek manasına hükmü alisi infaz olunur infaz olunur efendim yerine getirilir infaz olunmak yerine getirmek. Peki tarih gün 15 burada gün manasına geliyor. Şevval 15 Şevval 1334 ve 1 Ağustos 1 Ağustos 1332. Peki bu meşihat evrakı nereden çıkmış? Şeyhül İslam, Şeyhül İslam, Şeyhül İslam, Musa Kazım, Musa Kazım. İkinci evrağımızı okuyacağız arkadaşlar şimdi. Acaba bir yanlışlık var mı? Arkadaşlar ikinci meşihat evrakımız yine aynı konu üzerinde zaten. Baştaki harfimiz bim. Muhallefat. Muhallefat. Şimdi buradaki muhallef fat muhallef half'den geliyor. Half muhallef geride kalan muhallefat ise ölen bir kişinin geride bırakmış olduğu mal ve mülkü geride bırakmış olduğu varidat neyse biz buna genel manada ölen bir kişinin geride bırakmış olduğu terekelerine muhallefat denilir. Muhallefat-ı umumiye yani umumi olarak terekeler yani mirasçının geride bıraktığı miraslar vefat edenin geride bıraktığı miras, terekeler. Ama buradaki
Amaç şudur. Bu bir bu işe bakan yetkili bir merci olayı söz konusu burada. Muhallefat-ı umumiyye. Umumi terekeler, kassamlığı, burada kassam, kısmeden beynel verese terekeyi taksim eden kassam, vefat eden kişinin geride bırakmış olduğu mirasını veya mirasları taksim eden merciye kassam denilir. Dolayısıyla kassam faal vezinde, tabi bu müdürlük veya bu daire bu işi çok çok yaptığı için faal vezinde kassam. Demek ki kassam nedir? Geride bırakılan, ölen kişinin geride bırakmış olduğu mirasını taksim eden kişidir kassam. Kassamlığı müşavirlerinden, kassamlığı müşavirlerinden, demek ki öyle bir daire başkanlığı var ki bu dönemde geride bırakılan miraslar o dairedeki görevliler taksim ediyor. O görevlilerin başında da diyelim bu işin neyi var? Müşaviri var. Yani geride kalanların paşa gönüllerine bırakılmamış malın taksimi. Böyle yetkili bir merci ne yapıyor? O mirasçılara vefat edenin mirasını dağıtıyor. Dolayısıyla ne olmuyor arkadaşlar? Kavga olmuyor. Bugün ailelerin, yakın akrabaların birbirlerine olan hısımlığı değil de hısımlığının temelinde kişilerin bunu kendilerinin taksim edişleri yatıyor. Böyle bir merci tarafından miras taksim edilmediğinin ceremesini hepimiz insanlık yaşıyor. Peki biz devam edelim. Müşavirlerinden Ali ve Vahid Efendi. Ali Vahid Efendi. Bu bir isim arkadaşlar. Müşavirin ismi. Müşavirlerinden bir tanesinin ismi. Ali Vahid Efendi'ye terfi'an. Tenzilenin zıttı. Tenzilen şuraya sürüldü veya terfi ettirildi. Falanca efendim terfi etti veya tenzil etti. Terfi'i rütbe var, tenzili rütbe var. Terfi'an biladı hamse, biladı hamse ve tedkiki müellefat müellefat-ı şer'iyye meclisi azasından Halil Cevat ve kadı askerlik ve K'dan sonra yukarıya çıkıyoruz. Dat yukarıda arkadaşlar. Datı çeken, aşağı çeken yer var. K ve kadı askerlik, kadı askerlik mahkemesi mümeyyizlerinden, mahkemesi mümeyyizlerinden buradaki mümeyyiz temyiz eden yani tefrik eden, ayıran demektir.
Mümeyyiz ne demek arkadaşlar? İsmi fail, tefrik eden, ayıran demektir. Mümeyyizlerinden Muhammed Naci efendilere mahreç payesi. Mahreç bir paye, bir rütbe oluyor arkadaşlar. Mahreç payesi yani rütbesi tevcih olunmuştur. Tevcih olunmuştur. Bu irade-i seniyyenin icrasına makam-ı meşihat yani meşihat makamı me'murdur. Tekrar alalım. Bu irade-i seniyyenin, bu yüce iradenin icrasına, tatbik edilmesine makam-ı meşihat me'murdur. Tarih gün 22 Şevval 1334 ve 8 Ağustos 1332. Şeyhülislam Musa Kazım, burada da Muhammed Baha. Arkadaşlar üçüncü arşivimizi, üçüncü meşihat evramızı okuyoruz. Gördüğünüz gibi ilk harfimiz Z, B arkasından geliyor. B'yi çeken Y var. Zebit. Zebit kazası yani. Şimdi Zebit Yemen'de bir kaza, bir kasaba oluyor arkadaşlar. Yemen'de bir kaza. Zebit kazası. Kadısı Muhammed Ribah. Muhammed Ribah isim burada. Yani Zebit kazası kadısının ismi. Muhammed Ribah efendi azl olunmuştur. Yani görevden el etek çektirilmiştir. Bu irade-i seniyyenin icrasına makam-ı meşihat me'murdur. 14. Bu Ramazan 14 zil. Ramazan değil arkadaşlar. Buradaki ay Zilkade 1333 ve 10 Eylül 1331. Şeyhülislam Hasan Muhammed Baha. Bu da kolay bir meşihat evrakıydı. Arkadaşlar, dördüncü evrağımız da çok kolay. Bundan önceki gibi Simav var biliyorsunuz. Simav, Kütahya'nın bir kazası ama buradaki Simav değil arkadaşlar.
sonunda gördüğünüz gibi ne var? H var. Sima ve. Şimdi sima ve Bağdat. Gerçi Bağdat şimdi harap durumda ya. Bağdat vilayetinin Halle diye bir bölgesi var. Dolayısıyla Bağdat'a 150, Bağdat'ta 150 kilometre uzaklıkta bir kasaba. Bir kasaba. Peki, Simav hakkında birazcık malumat verdikten sonra devam edelim. Simave kazası, kadısı Abdullah Efendi münhal bulunan, yani boş bulunan, açıkta bulunan Hindiye kazası, bu da bildiğim kadarıyla Bağdat'a yakın bir yer olmuş oluyor. Hindiye kazası kadılığına naklen tayin olunmuştur. Ayyene yuayyinu tayin. Yani oraya görevlendirilmiştir. Bu irade-i seniyenin icrasına makam-ı meşihat me'murdur. Bu ifade sık sık geçeceği için fazla durmuyoruz. Tarihini de söyleyelim. 4 günlerden 4 buradaki sefer ayı ve tarih 1333 ile 21 Ağustos Ağustos 1331 Şeyhülislam muhtemelen Hasan, Osman, yukarısı da Muhammed Baha. Bu Simave kazasının Bağdat'a uzaklık olarak 150 diye söylemiştim. Onu düzelteyim. 235 kilometre olarak kayıtlarda geçiyor. Bağdat'a 250 kilometre uzaklıkta bir kasaba olarak geçiyor arkadaşlar. Simave hakkında da bir bilgi öğrenmiş olduk. Evet, şu ana kadar okuduklarımızdan biraz zor gözüküyor ama biraz üzerinde durduğumuz zaman konuya aşina olduğumuzu anlayacağız. Burada da aynı tabirler var arkadaşlar. Atufetlu, efendim, hazretleri. Atufetlu, efendim, hazretleri. Baştaki kelimemiz Mekke. Akabinde mükerreme var. İsim tamlaması yapacağız. Mekke-i mükerreme. Medine-i münevvere. Mekke-i mükerreme. Burada Mekke-i mükerreme. Mahkeme-i. H'nin üstünde hemze var arkadaşlar. Mahkeme-i şer'iyye. Şer'i mahkeme demek. Mahkeme-i şer'iyye, şer'i mahkeme. Şer'iyyesi, şu si çok ilginç. Yani rıkada güzel bir sin akabinde ya var. Şer'iyyesi, muamelatının, işlerinin kesretine binaen,
kesretine arkadaşlar, Arapça bir kelime, çokluğuna binaen, çokluğuna. Kesret, kıllet, zıttı bunun kıllet. Kılletine binaen değil, kesretine binaen, ötürü yani. Tahsisatı, tahsisatı, bu vechiye, bu vechiye, dahil olup da, bu baptan, bu konudan olup da, henüz, buradaki henüz naibi istihdam, naib. Arkadaşlar, naibi istihdam, önce naib kelimesinin üzerinde duralım. Naib kısacası vekil demek. Naib vekil demek. Vekil bir resmi işi vekalet üzere gören kişidir. Bir asıl olarak değil de vekil olarak gören. Naib vekil, naib-i istihdam edilmeyen naib-i istihdam edilmeyen elli bir nahiyeden elli bir nahiyeden beş nahiye niyabet, yani niyabet ne demek arkadaşlar? Vekalet, niyabeti maaşir olan. Bunu nasıl okuyorsunuz niyabetten sonra arkadaşlar? Evet. Niyabeti muaşir olan 2000, şimdi buradaki maaşir değil de arkadaşlar, bunu düzeltelim. Maaşı olan. Niyabet maaşı. Yani maaş, bildiğimiz maaş. O maaşın sonundaki ya. Onu düzeltelim. Biraz önce yanlış söyledim. Niyabet maaşı olan 2500 kuruşun karşılık, yani bu paraya karşılık demek, ittihazı ile, yani kuruşun karşılık ittihazı ile, karşılığı olarak, ona bedel olarak, bu miktar paraya bedel olarak, ittihazı ile mahkeme-i mezkurede, mezkur zikredilen demek. Mezkurede zikredilen mahkemede. Zikredilen mahkemede bir müşavir evlilik ihdas edilmesi, bir şeyin yerine konulması, ihdası ve mezkur müşavirliğe, zikredilen müşavirliğe, Mekke-i Mükerreme kadı müşavir-i sabıkı
müşaviri sabıkı, yani daha önceki olan müşavir demek. Hanizade, bu isim arkadaşlar. Hanizade Mustafa Sabri. Hanizade Mustafa Sabri ve 2000 kuruş maaşlı müşaviri saniliye, müşaviri evvel, müşaviri sani, ikinci müşaviri evvel olsa birinci müşavir, müşaviri sani ikinci müşavir, müşaviri saniliye de yenbaul bahr kazası. Bu da arkadaşlar yenbaul bahr Mekke'de bir yerin ismi oluyor, bir bölge ismi oluyor. Yenbaul bahr, bahr zaten deniz demek ama bu özel bir isim. Yenbaul bahr, ikisi beraber özel bir bölgenin, bölgeye verilen isim Mekke'de. Yenbaul bahr kazası kadısı Mustafa Sabri efendiler buradaki lam iyi çıkmamış, efendiler müceddeden yani yeniden demek. Hocam üstte kef var, efendilerin değil mi? Efendim? Efendilerin bir de kef var. Nasıl okuyacağız o zaman? Efendilerin mi? Burada artık efendilerinin olabilir. Efendiler müceddeden tayinleri bir tensip ol bapta tanzim olunan yerde getirilen irade-i seniyye yüce irade layihası fermanı arz ve takdim kılınmış ise de emru ferman Humayun Hazreti Taçdarı. Burada Taçdarı demek taç sahibi demek arkadaşlar. Taçdarı herde, yani taç sahibi, taç giyen demek taçdar. Her ne vecih ile, her de şekilde şerefi sunuh. Biz burayı arkadaşlar şerefi sunuh olarak okuduk. Burada ra'dan sonra fe'nin noktası biraz sola kaymış. Şerefi sunuh. Sunuh demek cebi sunuhat oluyor. Akla ve hatıra gelme. Hatırıma böyle bir fikir sunuh etti denilir. Demek ki veç ile şerefi sunuh ve sudur buyurulur ise hükmü münifi infaz olunur efendim. Hükmü münifi, faydalı olan hükmü infaz olunur efendim. Şeyhülislam Hasan Osman. Tarih
4 Muharrem 1333 ve burada vav var. 9 Teşrini Sadi. Teşrini Sadi 1330. Bu tabi diğer meşihat evraklarına göre biraz zordu. Kafanıza takılan varsa veya sıkıntılı olan ibare olmuşsa dönüş yapabiliriz. Arkadaşlar 6. meşihat evrağımıza geldik. Bu evrakta konu olan yer aynı zamanda bizim kalbimizde bilhun olan, böyle bizi üzen veyahut da hüzünlendiren bir bölge ile alakalı bir evrak oluyor. Bu da Kerbela, baştaki gördüğünüz gibi Kerbela kadısı diye başlıyor. Üstten başlayalım biz yine. Atu Fetlu, Atu Fetlu efendim hazretleri. Kerbela, Kerbela kadısı. Kerbela kadısı. Sibgatullah efendi. Sibgatullah isim. Tabi burada sibga boya manasına geliyor ama mesela Allah ne kadar güzel ilkbaharda özellikle, değil mi? Tabiatı boyuyor. Tabii, doğal, natural bir boya. Fıtri bir boya. Hepimizde fıtri bir boya var. Bütün esnelerde fıtri. Burada Sibgatullah Allah'ın sıbgası. Sibgatullah burada isim. Arkadaşlar Sibgatullah Efendi'nin sonundaki nun. Bağdat. Efendinin Bağdat vilayetinden çekilen telgrafnameye nazaran, yani ona binaen, ona bakarak, o minval üzere telgrafnameye nazaran 2500 kuruş maaşla Süleymaniye ve Selimaniye kadısı. Peki buradaki Süleymaniye İstanbul'daki Süleymaniye değil. Sık sık haberlerde de duyuluyor Süleymaniye. Bağdat'a yakın. Evet. Irak'ta. Kuzey Irak'ta, evet. Süleymaniye Kuzey Irak kesiminde kalan bir kaza. Bir bölge. Süleymaniye ve Süleymaniye kazası kadısı. Bunu düzeltiyoruz arkadaşlar. Süleymaniye kadısı. Ahmet Servet. Bu peltek fe. Gördüğünüz gibi servet. Servet yani. Ahmet Servet efendinin dahi 3000 kuruş maaşla Kerbela kadılığı
kadılıklarına, kadılıklarına, yani kadılığına, kadılıklarına naklen, naklen tayinleri münasip gibi, uygun gibi mutalaa. Bu mutalaa kelimesi biraz yazılış itibariyle farklılık arz ediyor. Dikkat çektirmek istiyorum mutalaa kelimesine. Mutalaa olunarak, olunarak tanzim edilen, edilen irade-i seniyye, irade-i seniyye layihası, layihası. Şuradaki son kelime leffen arkadaşlar. Leffen daha önceki bir evramızda geçmişti. Yani katlanarak, hani mektup yazıldıktan sonra katlanır, ferman yazıldıktan sonra katlanır. Leffe demek melfuf manasına katlanmış bir şekilde. Mesela eskiden şöyle tabir kullanılır. Mektubu sarıp zarf içine koymaya melfuf veya leffen. Aldığım mektubu leffen gönderiyorum. Leffen. Aldığım mektubu leffen gönderiyorum. Katlayarak, yani katlayarak gönderiyorum demek. Peki, layihası leffen, arz ve takdim kılınmış. Arz ve takdim kılınmış ise de, eliften sonra ya var arkadaşlar, ise de emru ferman, emru fermanı humayun, Hazreti Padişahı ne veç ile, ne suretle, ne veç ile şerefi müteallik, şerefi müteallak daha uygun olsa gerek. Yani ismi mef'ul. Müteallik ismi fail, müteallak ismi mef'ul. Şerefi müteallak buyurulur. Müteallak buyurulur ise hükmü alisi, yüce hükmü, hükmü alisi infaz olunur efendim. Şeyhülislam Hasan Osman. Peki tarihini okuyalım hep beraber. Arkadaşlar bu kaç oluyor? 20. 2'nin yanında nokta var. 20 Şevval 1300. Evet. Başka okuyanımız var mı? 1333. Evet, 1333 ve evet, ben dişlerinden dolayı acaba 4 olabilir mi diye düşünmüştüm. Evet, 1333. Doğru, 1433'e gelmedik. 32'deyiz değil mi? 33'te. 100 yıl falan öncesi. Evet, 100 yıl öncesi, evet, yaklaşık. Ve 18 Ağustos 1331. Maşallah bugün evraklarımız bir hayli var. Bu iş mimariyle çok alakalı hocam. Tabii yani. İlk metinlerde biraz zorluk çektik, ikincilerinde daha kolay. Evet. Yazıya alışıyor. Yani ne kadar çok idman yaparsak o kadar rahatlar gibi. Arkadaşlar bu okumalar yoğunlaşmayla, temrin, çok çok metin okumakla alakalı. Yani kitap okuyarak araba sürmeyi öğrenemeyiz. İlla trafiğe çıkıp trafikte arabayı kullanmamız lazım. Burada metin çok okumakla,
bilmediğimiz metinlerdeki geçen kavramları veya kelimeleri lügata yiğitlik olmaz kabilinden, kamuslara, lügatlara bakarak veya bilenlerden bu konuyu istişare ederek mesafe katledilir. Bir sihirli bir değnek yok yani böyle hemen bize bunu kısa zamanda öğretecek. Bak gördüğünüz gibi çok güzel bir rika örnekleri bunlar. Bu yedinci evramız çok kolay arkadaşlar. Biraz önceki biraz yordu ama bu bizi dinlendirecek öyle anlıyorum. Evet, meşhur Çanakkale Savaşı'nın, Çanakkale'mizin bir kazası olan Gelibolu. Konu Gelibolu. Görüyorsunuz Gelibolu kazasının konu edinildiği bir resmi evrak. Gelibolu kadılığına Ç var arkadaşlar. İlk harfimiz Ç'den sonra T var. T'yi de tabii yukarıya elif çekiyor. Sonunda üçüncü harfimiz Lam. Şatal, Çatalca. Çatalca. Çatalca biliyorsunuz Trak Avrupa yakasında. Nerenin kazası oluyor Çatalca? Edirne miydi acaba? Yok. Yok. Çatalca. İstanbul hocam. Aziz Bey, Çatalca İstanbul'un bir kazası yani. Evet, tamam. İstanbul kazası mı? Tekfur Dağı'nın kazası mı? Evet. Şimdi Gelibolu, acaba Çatalca, Gelibolu'da da Çatalca var mı dersiniz? Biz buradaki ifadeleri yine kullanmak durumundayız. Gelibolu kadılığına Çatalca kadısı Çatalca kadısı İbrahim Zihni gibi geliyor ama sanki Züftü olmasın. He? Şunda bu ka. Dal olur değil mi? Arkadaşlar buradaki nun olarak anlıyoruz. Zihni, İbrahim Zihni ve Çatalca kadılığına Gelibolu kadısı Süleyman buradaki mim Süleyman Hilmi efendiler naklen tayin olunmuştur. Bu irade-i seniyyenin, bu yüce iradenin, bu işlemin icrasına makam-ı meşihat me'murdur Şeyhülislam Hasan. Peki 10 tarihi söylüyoruz. Önce gün söylüyoruz. 17 Şevval. Başka okuyor musunuz? Şevval başka ne olabilir? Evet. 17 Şevval 1333, 15 Ağustos 1331. Bu imza Muhammed Baha. Şimdi bu çok kolay bir evramızdı. Sekizinci meşihat evramızı okuyoruz. Buraya kadar var mı arkadaşlar? Soracağınız. Burada arkadaşlar ilk kelimemiz söke. Söke. Biliyoruz ta bundan iki ay önce vavlar bazen ö okutur demiştik. Söke. Burada tekrar geldi. Söke. Söke kazası. Söke malum Aydın'ın bir kazası değil mi?
Aydın vilayetimizin bir kazası. Peki, Söke kazası kadısı Kadem Efendi. Kadem. Tabi kadem bastı derler işte hareme, kadem bastı Medine'ye, kadem. Kadem burada ayak ama eski burada kadem burada isim. Tabi. Ahmet, Mehmet gibi kademde ne oluyor arkadaşlar? İsim. Ama kadem bastı, ayak bastı. Kadem bastı parası. Yani ayak bastı parası. Peki Kadem Efendi Karaburun. Karaburun kazası. Kadılığına nakl ve yerine Karaburun kazası kadısı Muhammed Arif Efendi tayin olunmuştur. Tayin olunmuştur. Ra yukarıya çıkmış. Bu irade-i seniyenin icrasına makamı meşihat me'murdur. Bu işin icrasıyla görevli olan hangi makammış? Makamı meşihat. Yani meşihat makamı. Aziz Bey, meşihat makamı deyince ne anlıyoruz? Şeyhülislamlık makamı. Peki tarihini söyleyelim arkadaşlar. 25 Şevval 1334 11 Ağustos 1332 Şeyhülislam imza Şeyhülislam kim? Musa Kazım. Hakikaten Musa Kazım Şeyhülislamlardan bir tane üstüydü. Muhammed ile Mehmet arasında bir yazılış farkı yok değil mi hocam? Yok. Yazış farkı yok, evet. Hocam. Evet. Siz de takdir ederseniz bu belgelerden sonuncusu olsun, sonra tahtadakilerine geçin. Şimdi bir farklılık yapalım, evet. Monotonluk geçsin. Zaten birkaç tane kaldı. Arkadaşlar, şimdi bir parantez açıyoruz. Tabii ki bu Osmanlıca okumalarda zaman zaman Arapça, zaman zaman Farsça kelimeler ve kavramlar geliyor. Biz bir nebzecik bu Osmanlıca derslerimizde neye değiniyoruz? Takdir edersiniz Farsçaya ve Arapçaya değiniyoruz. Bugün de Farsçadan ek fiil üzerinde duracağız. Ek fiil, arkadaşlar ek fiil kısaca belirtelim. İki kısma ayrılıyor. Bir, bitişik yazılan ek fiil. İkincisi de ayrı yazılan ek fiil olmak üzere. Bitişik yazılan ek fiilin diğer bir tabirle muttasıl olan ek fiil, munfasıl olan ek fiil. Peki muttasıl yani bitişik yazılan ek fiil örneğini hemen verelim. Tekil için olan hub. Şimdi bu noktayı burada belirtelim. Burada hub hub kelimesi arkadaşlar hub kelimesi salt manada iyi demek. Güzel demek. Hub. Şimdi biz bir çekim yapacağız. İyiyim, iyisin, iyidir, iyi, iyiyiz, iyisiniz, iyidirler. Bir çekim yapacağız. Şimdi hub kelimesi tek başına ne manaya geliyormuş? İyi. Biz bunun çekimini yapacağız.
Ama bu çekimi yaparken hub kelimesine bitişen ek fiilimiz beraber olmuş olacak. O kelime ile beraber olmuş olacak. Ayrı değil de beraber olacak. Şimdi bunun örneğini görüyoruz. Bakınız hubem. Hubem yazılışında veriyorum. Latince yazılışını. Hubem em. Yani mim alıyor sonu. Hub kelimesinin sonuna em geliyor. Hubem. Ne demek hubem? İyiyim. İyiyim. Peki hubi, bakınız iye geliyor ikincisinde. Hubi iyi, yani ye geliyor. Hubi iyisin. Peki hub est, üçüncüsü est alıyor. Est, dır, dir manasına geliyor. İyidir. Hub est iyidir. Bunu bir vesileyle daha önceki derslerimizde değinmiştik ama bu ayrı yazılan ek fiille beraber ilk defa dile getiriyoruz. Beraber olması dolayısıyla bir daha gündeme gelmiş oldu. Demek ki bu kısımlar tekil için olan çekim oluyor. Hubem, hubi, hubest. Gelelim çoğul için olan çekimimize. Hubim, im, hubim, iyi, yiz, hubim, hubit, hubit, iyisiniz, iyisiniz, hubent, hubent, yani ent alıyor, hub kelimesi ent alıyor, hubent, iyidirler, iyidirler. Hubim, hubit, hubent. Şimdi bu bölümü ek fiilin bitişik yazılan ek fiil bölümünü bitirdik. İkinci kısma geçelim arkadaşlar. Ayrı yazılan ek fiil. Biz daha önceki derslerimizde şunu görmüştük. Men, tu, o. Ben, sen, o. Ma, şuma, işan. Biz, siz, onlar. Peki, şimdi ma, şuma ve işan çoğul olmuş oluyor. Tabi bunlar Farsça, konumuz Farsçaydı zaten. Biz diyeceğiz ki hesten fiilinden, hesten var olmak demek başta. Onu başta belirtelim. Hestenden hest. Şimdi nasıl hub'dan çekim yaptık. Hesten bu ikinci şeyimiz. Hesten. Hestenden hest. Şimdi hest var. Var demek. Var olmak. Yani hesten fiili var olmak. Şimdi var olmak. Bu hestenden biz bir çekim yapacağız. Ben varım, sen varsın, o vardır, biz varız, siz varsınız, onlar vardır. Bakınız, men hestem, men hestem, ben varım. Öyleyse neydi? Düşünüyorum öyleyse varım. Peki, men hestem, varım. Peki sen varsın, tu hesti, tu hesti, o var diyeceğiz, o hest, çekim böyle, men hestem, tu hesti, o hest. Gördüğünüz gibi buradaki men, tu, o zamirleri, yani ayrı yazılan, munfasıl olan, ayrı yazılan bu zamirler bu hestem, hesti, hest kelimesiyle bitişmemişler. Yukarıda ise bakınız hubem, hubi, hubim, hubit, hubent bitişmiş durumda.
Bu ise ayrı. Onun için konumuz ayrı. Yazılan ek, fiil. Peki bunlar tekil için olanlar. Men hestem, men hestem, tu hesti, o hest. Gelelim çoğula arkadaşlar. Çoğul, munfasız zamirler, maşuma, işandı. Şimdi biz varız diyeceğiz. Ma hestim, ma hestim. Bakınız, ma hestim, varız. Ma şuma hestit, varsınız. Şuma hestit, işan hestent, onlar vardı, varlar. Yani onlar varlar. Varız, varsınız, varlar. Varız, ma hestem. Varsınız, şuma hestit, vardırlar, işan hestent olmak üzere ayrı yazılan ek fiilin çoğullarında böyle ifade ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, hemen bunun akabinde, yani ek fiil ve ek fiille alakalı iki konuya değindikten sonra geçmiş zaman fiilinin çekimi üzerinde duralım. Kerdenden kert kelimesinin çekimi. Neyin çekimi? Geçmiş zamanın çekimini hep birlikte görelim. Gördüğünüz gibi kerden fiili ne de, yapmak demek kerden. Kert yaptı demek. Şimdi kertten hareketle kert kerdenden kerdi çekeceğiz. Em, i ve diğer edatları ekleyerek. Kerdem yaptım demek. Kerdi yaptın, kert yaptı. Kerdem, kerdi, kert. Bunlar tekil malum. Tekillerin çoğulu. Tekilleri çekmeyi gördük. Şimdi çoğula gelelim. Aşağı iniyoruz. Çoğullar burada. Tahtamızda yer kalmadığı için. Şimdi çoğulu çekiyoruz arkadaşlar. Neyin çoğulunu çekiyoruz? Geçmiş zamanın kertten fiilinin çoğulunu çekiyoruz. Kerdim, kerdit, kerdent. Kerdim, yaptık. Kerdit, yaptınız. Kerdent, yaptılar. Peki, bu çoğulun çekimini bir arkadaşımız tekrar etsinler. Ker, dim, kerdit, ker, dent. Ker, dent. Şimdi arkadaşlar şuraya bir mi getirdiğimiz zaman şimdiki zaman oluşuyor. Mi tekrar şöyle yazalım ben. Mi. Yani mim veya mi yor manasına geliyor. Mi getirdiğimiz zaman mi kerdem. Yapıyorum. Yaptım yerine yapıyorum. Yapıyorum. Mi kerdem. Mi kerdi yapıyorsun. Mi kert yapıyor. Şimdiki zamanı çekimini yapabilmemiz için aynı minval üzere mi getiriyoruz. Daha kolaylık olsun diye diğer kısımlarını yazmıyorum. Demek ki mi kerden, mi kerdi, mi kert. Buraya gelelim çoğul kısmına. Şimdiki zamanı çekimini yapmak üzere. Bunların başına ne gelecek tekrar mi? Mi kerdim, mi kerdit, mi kerdent. Böylece de şimdiki zamanın çekimini yapmış olduk. Geçmiş zaman çekim ve şimdiki zamanın çekimi
geçmiş zamanın çekimini öğrendikten sonra tek değişiklik arkadaşlar, her birinin başına mi getiriyoruz. Mi şimdiki zaman çekiminde kullanılan bir ek olmuş oluyor. Yor manasına geliyor. Mi kerdem yapıyorum. Mi kerdi yapıyorsun. Mi kerd yapıyor. Mi kerdim yapıyoruz. Mi kerdit yapıyorsunuz. Mi kerdent yapıyorlar. Böylece şimdiki zamanda öğrenmiş olduk. Arkadaşlar, bu aşamadan sonra bir iki tane kaldı. Şu dokuzuncu meşihat evrağını da okuyalım. Çok kolay bu diğer evraklar gibi. Baştaki kelimemiz münhal. Münhal. Münhal olan, yani boş olan, değil mi? Açıkta olan. Münhal olan Cizre kadası, Cizre kazası. Cizre Mardin'in bir kazası oluyor. Şırnağa mı bağlandı? Benim bildiğim Cizre Mardin'e bağlıydı, değişiklik olmadıysa. Münhal olan Cizre kazası kadılığına Resulayn kadısı Resulayn kadısı, kazası yani kadısı Muhammed Masum Efendi naklen tayin olunmuştur, duyurula. Peki burada bir tabir geçti. Resulayn kazası dedik. Resulayn neresi? Resulayn arkadaşlar, Resulayn baş gözü gibi yandan var da. Urfa'ya 100 kilometre, Urfa'nın 100 kilometre doğusunda olan ve Habur Dehri kenarında bir yerleşim yeri olarak geçiyor Resulayn. Eski tabirle Urfa'nın 100 kilometre doğusunda Habur Nehri kenarında bir yerleşim yeri oluyor Resulayn. Peki bu irade-i seniyenin icrasına makam-ı meşihat me'murdur. Şeyhül İslam Musa Kazım 21 Şevval 1334 7 Ağustos 1332. Arkadaşlar bu da aynı ifadeler var ve çok da kolay. Bunu hep beraber görelim. Aynı tabirle başlıyor. Münhal. Münhal. Aziz Bey, böyle mi daha iyi çıkar acaba? Evet hocam. Peki. Arkadaşlar, münhal. Münhal bulunan Vadiyül Acem. Vadiyül Acem kazası. Kazası kadılığına Fizan. Fizan naibi sabıkı Mustafa Behçet Efendi tayin olunmuştur. Şimdi buradaki münhal buldan Vadiyül Acem kazası. Vadiyül Acem. Acem, Vadiyül Acem neresi? Onun üzerinde bir nebzecik duralım. Şu anda hepimizi dilhur eden Şam, Şam'daki olaylar, bizi dilhur eden Şam'daki olaylar malum. İşte bu Vadiyül Acem, Şam'ın batı cihetinde bir kaza.
kenarlarında nehrin olduğu, kenarında nehrin aktığı olduğu çok bereketli, çok çok coğrafi olarak da iyi olan bir bölge. Vadiyül Acem. Demek ki Şam'a yakın bir yerleşim alanı oluyor. İşte bunun, böyle bir kazanın kadılığına Fizan Naibi Sabiki Mustafa Behçet Efendi tayin olunmuştur. Bu irade-i seniyenin icrasına makamı meşiyat memurdur. 14 Ramazan 1331, 14 Temmuz 1331 Şeyhülislam Hasan Osman. Herhalde sonuna gelmiş gibiyiz arkadaşlar. Hocam, üç tane daha var. Var mı? Evet. Valla. Geldiğiniz zaman için hazır malzeme olarak elimizde bulunur. Öyle mi? Evet. He. Olur. Şey, yalnız Umre'ye gideceğinizi ve bir ay kadar ara vereceğinizi. Tabii. Ne kadar oldu? Bir buçuk saat oldu mu? Bir saat 20 dakika. 20 dakika oldu. Şu an o zaman. İnternetten takip eden 20 tamam. Dinleyiciniz var. Onları da duyuyorum. Tamam. Arkadaşlar iki tane evrağımız kaldı. Burada keselim. İnşallah devam ederiz. Ben konuyla alakalı bir ay hatta bir hafta olmayacağız. İnşallah bir ümre ziyareti yapacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bugün neredeyse bir ayda yetsin diye malzemeyi fazla verdik. Bir ay dört gün müddetle bu derse ara veriyoruz. Gerek bu akşamki dersle alakalı, gerek daha önceki konularla alakalı sorularınız olursa, kafanıza takılan konular olursa telefon numaramı veriyorum. Telefon edebilirsiniz. Telefon numaram 0530 516 48 04. Osman Düzcan. Osman Düzcan. Peki arkadaşlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Bundan sonraki dersler konusunda bir değerlendirme yapacağız. Ya nasip diyoruz. Görüşmek üzere, iyi akşamlar diliyorum.